Merhaba. Bugün ev yapımı erişelerimizi tereyağlı ve cevizli bir şekilde pişireceğiz. Ben suyumu kaynattım. Şimdi içine tuz alacağım. Cevizli erişte yapıyoruz. Tuzumuzu attım. Bol miktarda biraz yağ koyacağım ki birbirine yapışmasın diye. 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi eriştelerimi dökeceğim içine. Biraz daha koyalım. Yeterli. Şimdi bu kaynayacak, süzeceğiz. O aşamaları da göstereceğim. Arkadaşlar 7-8 dakikadır pişiyor. Şöyle baktım. Eriştelerim pişmiş. Şimdi altını kapatıyorum. Ve şöyle süzgeç yardımıyla süzdüreceğim. Arkadaşlar süzdürdüm. Şöyle bir soğuk sudan geçirdim. Yapışkanlığı gitsin diye. Şimdi tereyağlı yapacağız. Şöyle makarnanızın şeyine göre ayarlayabilirsiniz. Yağ şeyini. Şöyle ben 50 gram kadar tereyağı koydum. Çok az da zeytinyağı koyacağım. Yalnız bunu parlak olması için, yani şu kadar, bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı. Yağım erisin. Eriştelerimi içine atacağım. Arkadaşlar yağım iyice kızdı. Şimdi eriştelerimi atıyorum içine. Şöyle bir karıştıracağım. Mis gibi tereyağı koktu bu arada. Siz isterseniz peynirle de servis edebilirsiniz. Ama ben bugün cevizden servis etmek istiyorum. Altını kapatıyoruz. Şöyle bir kere daha çevireyim. Her tarafı yağlandı arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Servis tabağıma alıyorum. Servis tabağını aldıktan sonra üzerine dövülmüş ceviz servis edeceğim arkadaşlar. Evet. Tereyağlı eriştemiz servise hazır. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.